Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hasan. Bu videoda sizlerle beraber Gold Programming konusunda bir örnek soru çözeceğiz. Örnek sorumuz şöyle. Bu kitapçık bir önceki soru çözdüğümüz kitapçığın aynısı. ismi burada yazıyor. Onu Translate'e çevirdim. O İngilizce bir kaynak çünkü. Söylüyor ki sorumuz bize. Revest Corporation adına bir firma var. Ve bunun 13 tane kurumsal müşterisi varmış. Bu kurumsal müşterilerin potansiyellerini yıllık olarak değerlerini söylüyor ve her birini e, milyon dolar olarak kabul etmemizi söylüyor. Bununla alakalı bir e, ekstra durumumuz da şöyle. Bu 13 tane kurumsal müşteriye hizmet verebilecek sadece 3 tane satış temsilcimiz var. E, bu 3 satış temsilcisi ile alakalı durumu da şöyle yapmamızı istiyor. E, her satış temsilcisi en az 3 tane en fazla 6 tane e, müşteriye baksın. Her üç satış temsilcisinin de satışları birbirine eşit olacak şekilde yakın sayalım istiyor. Yani birisi 100 satıyorsa diğeri de 100'e yakın olsun yani tadında ya 100 olabiliyorsun üçü de 100 olsun mesela mesela diyorum. Yani ya üçü de eşit olsun ya da üçü birbirine böyle çok aşırı yakın olsun istiyor. Bu durumun ışığında bize goal programming durumunu oluştur. Bir de diyor ki işte. Bunların e, bunlarla alakalı tabii ki A şıkkında bize diyor ki işte ipucu her satış elemanı için yani bir ortak bir hedef belirle diyor. Üç satış elemanı da bu hedefe ulaşma çalışsın diyor. Hani bu eşitleme durumuyla alakalı hedefe. Bu hedefe olan sapmayı en aza indiren sonucu bize bul diyor. Yani ne demek? Bu hedefe en yakın sonuçları bulmak için işlemi ayarla. Gol programı 2 kur demek istiyor. <laughs> Şimdi Hedefimizi de belirleyelim. Onun ışığında en azından tabloyu doldururuz. Şimdi şöyle her satış elemanı için diyor. Nedir o? Bir satış hedefi belirle. Şimdi en az 3 en fazla 6. Şimdi 13 müşteri var. En az 3 dersek. Şimdi şöyle bakıyoruz göz hesabı. Burada tahmini kazançlarını söylüyor. A'dan M'ye kadar isimlendirmiş müşterileri. Şimdi buradaki müşterilerin dolarlarla bölündüğünü varsayalım fiyatlarını. 67 milyon doları mesela A getiriyor falan filan gibi düşünürsek. Şimdi şöyle genel bir bakınca sadece iki tane 100, doları geçmiş, olan 100 milyon doları geçmiş olan getiri var. Onun haricinde geneli yani bir 36 haricinde geneli 50 ve üzeri yani 100'e yakın yani ortalama 100 bareminde kabul edebiliriz. Yani ve her satış temsilcisi de en az 3 tane alacağını düşünürsek müşteri olarak. 3 tane müşteriye 300 dolar yani 300 milyon dolar demeyi tercih edeceğim ben. Hedefimiz şu anlık 300 milyon dolar. Onu şimdiden belirlemiş olalım. Neden belirlediğimi de zaten açıkladım. <laughs> Bunların geneli yüzün çevresinde gezdiği için iki tane yüzün üstünde olduğu için ortalama yüze yakın olur falan diyerekten ben yüze yakınsadım. 3 tane de müşteriden aşağı alamadıkları için 300, 300 milyon dolar hedef belirledim. üçüne de şu anlık. Tabi tablomuza göre bu hedefi yukarı aşağı çekiştiririz ve ortalama ideal bir değer buluruz. Şimdi şuradaki renki <laughs> arka plan rengini değiştireceğim. Çünkü müşterilerin isimlerini ABC diye, diye isimlendirdiği için e, buranın rengini siyah yapıyorum ki üstteki renksiz olan hani kendi bloğuyla karışmasın istiyorum o açıdan. Şimdi buraya sırasıyla müşterilerin isimleri olan e, harflendirmeleri yapacağım. Ha, bir de şöyle bir ortalama yaptırayım ki yukarıdakilerle karıştırtmasın. B, C, D, E, F, G. Bunları sırasıyla isimlerini yazıyorum. Müşteri isimlerini böyle harflendirmişti. E, örneklikini yapıyorum şu an. Kendimden bir şey koymuyorum. e, <laughs> M'ydi galiba en son evet. Bakıyorum. Kontrol evet en son M'ymiş. Sonra buraya geliyorum. Onların tahmini bize ve getirdiği yıllık kazanç diyerekten kazanç diyorum bu bloğun başına. Sonra yazıyorum 67 84 sıralı olduğu için onları sıralı olarak hemen şipşak yazmak için okuyorum. Hemen yazmaya devam. 52 70 74 52 70 74 62 94 63 62 94 63 73 109 77 73 109, 77, 36, 114, 36 ve 114. Gördüğünüz gibi bunları yazdık. Şimdi durum şöyle: ee, Hedefe sapma belirleyeceğimiz için <laughs> hedefin üstünde ve altında diye değer belirlememiz lazım ki üstüne altına çıkma durumuyla alakalı ne kadar üstüne çıktı, altına çıktı durumuyla alakalı hesabı yapacağımız yer olacak burası. Şimdi biz kazanç diye belirledik bu değerlerin isimlerini. Onun için kazancın üstüne hani kazanç hedefinin üstüne çıktığında kazanç artı anlamında k artı altında kaldığı yerler için de k eksi yapıyorum. Ve hedefimiz 300. 300 olduğu için 300'ün üzerine çıktığı durumla alakalı üstüne çıktığında çıkarma işlemi yaptıracağı için ters orantı mantığıyla eksi 1. Eksili olana da artı 1 yani 1 yazmamız yeterli olacak. Bu şekilde bunları tanımladım. Bunları da ortalayayım hatta farklı görünsünler bu şekilde <laughs> diğer yandan şimdi e, durumları bir kontrol ediyorum şimdi ne yapacağız Heh, buraya bir yüzdelik değer yapıyorum yüzdelik değer yüzdelik değer diyorum yüzdelik değeri şöyle ayarladım buraya yüzdelik değerleri şu ikisine sadece çekeceğim ama ondan önce şöyle bir şey yapıyorum buraya hedef yazıyorum hedef yazıp bu neydi bizim hedefimiz şu an 300 belirlemiştik 300'ü buraya yazdım gördüğünüz gibi sonra buraya gelip yüzdelik değerin olduğu yere yüz, hedefin yüzde birini alıyorum ki sapma değeri onunla alakalı olduğu için hemen geliyorum diyorum ki s2 bölü 100 yapıyorum ve buraya gördüğünüz gibi yüzde birlik değerini çektim s2 bölü 100 diyerek yine yüzde birlik değer çektim bir dakika bekletiyorum geldim arkadaşlar. Ufak bir bölüm bölünme oldu. Şimdi yüzde birlik değerimizi yazdık. <laughs> Ardından buraya birinci temsilci yazıyorum. Satış temsilcilerine birinci temsilci, ikinci temsilci şeklinde belirteceğim. Gördüğünüz gibi buraya ikinci, buraya da üçüncü temsilciyi yazdım. Şuradaki blok, şu sayıların hani k artı k eksiye kadar denk gelen bloklar e, Gold Programming'de değişecek olan satırlarımız. Şurayı şimdi ben sadece artı ve eksilerin haricindeki yerleri renklendiriyorum. Çünkü gözümüz karışmasın işlemleri yaparken. Ondan dolayı 3 satırda farklı renkte yapacağım. Ki 3 satırda 0 ve 1'ler olduğu için gözümüz karışabilir. Karışmaması amacıyla üçüne farklı renk vererek hedefimizi renklendirip dikkatimizi odamızı o yöne çekeceğiz. Şimdi şöyle renklendirdim farklı renklerde. Sonra <laughs> buraları zaten kendisi değer verecek için ben buraya 50 sıfır yazmayacağım. Şuraya bir alt sınırlar koyuyorum. Alt sınırları dediğim yere sıfır yazıyorum şöyle. 50 hemen sağ kaydıra kaydıra. Sıfır yazıyorum gördüğünüz gibi. Mantığımız şu. Sıfırdan daha düşük olması bizim işimize gelmez onun için. Zaten Excel'de onu düşünmüyor ama biz yine de elimizle girelim. Ne olur ne olmaz. Sonra buraya toplam yazıyorum. Eldekiler yazıyorum. Hedefler yazıyorum. Hedefler dediğim, dememizin sebebi şundan. E, hepsini tek tek böyle eşitle demektense, üçlü olarak hepsini hedefi aynı olduğu için hedefi yukarıdan çektireceğim. Şöyle yapacağım. Eşit S2 diyerek 300'ün yazdığı yere, 350 yazınca bu 300'lerin hepsi otomatikman 350'ye devre olacak. E, bu da kısıt için üçüne yazdırıyorum mecburen. Burayı çünkü eldekilere buna göre bir değer verecek ondan dolayı. Hemen eldekileri yazalım. Eldekilerle alakalı durumumuz şöyle. <laughs> Bakıyorum eldeki durumu K artı K eksi idare ederek yapıyoruz. Çünkü hedefe ulaşsın diye K artı K eksi durumlarını yaptık. Hemen işlemimizi yaptıralım. Topla çarpım diyorum. Topla çarpım. B2 ile N2 arasındaki değerlerle pardon N2 değil P2 P2 arasındaki değerlerle B5 2 nokta P5 diyerek bunu birinci temsilci satırı olduğu için birinci temsilciye göre yazdım. Aynı sana ikinci temsilciye göre de yazıyorum. Bir yazım hatası yaptım herhalde orada bir dakika. Ne yazdık? B2P2 noktalı virgül B6P6 diyerek bu değerleri buraya tanımlamasını yaptım. Sonra geliyorum eşittir topla çarpım diyorum. Sonra geliyorum buraya B2P2 diyerek bu satırı tanımladım. Ardından buraya geldim B7 2.P7 diyerek 3. temsilcinin olduğu satırı tanımlamış oldum. Sonra geldim toplam değeri üstünde ya da altında olan değerlerin hepsini yazabilsin diye sadece K artı K eksinin bulunmadığı satırları seçerek yapıyorum. B2 2 2.N2 diyerek gördüğünüz gibi olduğu gibi yazması amacıyla bunu yazdım. Bir dakika bir hata yapmasın. B2N2'nin haricinde aşağıdaki satırı seçmeyi unuttum. Onun için hemen düzeltiyorum. B, B5, N5 diyerek topla çarpıma bunu dahil ettim. Sonra topla çarpım diyorum B2, N2 diyorum noktalı virgül B6, 2 nokta N6 diyerek e, ikinci temsilcinin satırını da dahil etmiş oluyorum. Sonra geldik üçüncü temsilciye B2, N2 noktalı virgül <laughs> B7, N7 diyerek üçüncü temsilciyi de dahil etmiş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi bunları yazdık. Bunun haricinde bizden istediği şeyler neydi? Sapma değerleriydi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir de pardon. Sapma değerlerini şuraya yazdırayım. Hemen sapma. Sapma değerleri diyelim. Sapma değerleri. Buraya birinci temsilci yazıyorum. Hani birinci temsilci için sapma değeri. ikinci temsilci için sapma değeri üçüncü temsilci için sapma değeri. Burası da toplam sapmanın yazması için başlığı. Şimdi buraya sapma değerini şöyle alıyorum. Sapma değeri yüzde birlik değeri ile her birinin hizasına gelen k, artı k eksilik satırların birbiriyle çarpılıp toplanmasından oluşuyor. Şöyle hemen topla çarpım diyorum. Diyorum ki e, nereye denk geliyor? O 3 2. P 3'e dek geliyormuş. Noktalı virgül o5 2. P5 buna eşit gelecek şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi birinci temsilcinin sapma değerini hesaplattım. Aynı şekilde ikinci temsilci için yazıyorum. O3 2. P3; noktalı virgül O6 2. P6 denecek şekilde bunu da yazdım. Üçüncü temsilciye geliyorum. Topla çarpım yazıyorum O3 2 P3 noktalı virgül O7 2 P7 diyorum ve üçüncü temsilciyi de belirttim. Sonra toplam sapma içinde topla diyorum ve diyorum ki B12 hücresi ile D12 hücresi arasındaki değerleri topla diyerek sadece to sapma değerlerini toplayarak toplam sapma elde ediyorum. Bu kadar basit. Sonra alt sınırlar diyerek buraya bir daha bir alt sınırlar belirliyorum. Alt sınırlarımızın sebebi şu en az üç e, her bir temsilci 3 müşteriye baksın diyorduk. Onun için alt sınır burada dairetten bir 3 olan bir alt sınır belirliyorum. Buraya da her bir temsilcinin elindeki müşteri adedini yazması amacıyla buraya bir müşteri adedi bloğu yaptım. Müşteri adedi bloğundaki mesela birinci temsilcinin olduğu yere müşteri adedi nasıl belirleyeceğiz? Birinci temsilcinin şu renkli olan satırındaki değerlerin hepsini toplamasını isteyeceğim. Her birinde bir yazabileceği için hani müşteri temsilcisiyle müşteri eşleştiğinde sadece bir yazması lazım. Onun için o satırı topladığında birinci temsilcinin elindeki müşteri sayılarını elde etmiş olacağız. Yazalım B52.N5 diyerek gördüğünüz gibi birinci temsilcinin elindeki müşterileri hesaplattım. Keza aynı şekilde B62.N6 diyerek ikinci temsilcinin elindekileri yazdım. Aynı şekilde topla deyip de B72.N7 diyerek üçüncü temsilcinin elindekileri yazacağım. bir hata yaptık pardon. Şuraya geliyorum. N7. Evet. Bunu da yazdık. Şimdi bir de üst sınırımız vardı hatırlıyorsanız burası için ayrıyetten. Üst sınırlarımızda en fazla 6 diyordu. 6 taneden fazla almasın diyordu her bir temsilci. Bunu da yazmış oldum. Sonrasında şimdi şöyle bir durumumuz var. Burada hesap olarak bu küsuratlar falan yazacak. Ya da bir falan fazla bulabilecek. Onun için şöyle bir durumumuz var. Şimdi burada üst sınırlar diyeceğiz bir de hata önleme yazacağız. Hata önlemeden kastım şu. Her bir temsilci bir müşteriyle muhatap olacak ama hani şey şöyle pardon her bir temsilci birden fazla müşteriyle muhatap olabilir ama şöyle sütunlara bakarsak üçüne de gidebilir bu hatayla. Biz söylemediğimiz sürece Excel bunu anlamaz. Onun için şu sütunlardaki toplam değerlerini buraya yazdıracağım. Buradaki değer üst sınırlardan büyük olamayacak. Yani bir değeriyle eşit olmak zorunda. Yani şöyle yapayım hemen göstereyim. Topla diyorum topla. B5, B7 sütununu topladım. Gördüğünüz gibi şu an sıfır. Ama şimdi bir temsilciden fazla kişi giderse A müşterisi. işte burada mesela 3 yazacak. Her birinde bir yazacağı için. E ne olacak? Burası da mesela üst sınırların hepsini ben şöyle bir yazayım hatta hemen. Görünür olsun. Üst sınırlarımız 1. Neden? Şimdi üst sınırlarımız hem temsilci satırları için önemli hem de hata önleme satırı için önemli. Hata önleme satırında her bir hücresi bir olmak zorunda çünkü her müşteriye bir temsilci gelmeli. Bu bir. İkincisi mesela A müşterisi bu birinci temsilciye gitti, ikinci temsilciye gitti, üçüncü temsilciye de gitti. Üçüne de kayıtlıysa bir, 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 bir üç olur. Bu da ne demek? Hatalı bir işlem demek ve hata önlemede üç yazdığı için bu da birle eşit olmadığı için hatalı bulacak. Onun için hatalı bulmaması için birle eşitle dediğimiz için bunların üçünden birine verecek ve buna göre hesabını yapacak. Şimdi burada keza yine aynı şekilde devam ettiriyorum. Diyorum ki C5 2. 7 toplattırıyorum. Her sütun için aynısını yapmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi D5 2. D7 topla E5 E7 Aynı şekilde topla F5 F7 diyorum. Devam ediyorum. Sonra topla G5 G7. Devam ediyorum. <laughs> ne var burada? H5 H7. Toplattırdım. Sonra topla <laughs> I5 I7. Gördüğünüz gibi bunu da yaptı. Sonra topla dedim. J5 J J7. Ardından topla yapıyorum. K5 K7 diyorum. <laughs> topla dedim. L5 L7 dedim. Sonra yana geçtim yine topla diyorum. <laughs> M5 M7. Ardından topla diyerek N5 N7 diyerek sonuncu sütunu hücremize de değerimizi girdik. Şimdi sırası şuna geldi işlemimizin. Her şeyimizi girdik. Şimdi durum bir kaydediyorum arkadaşlar. Şöyle ki kayıplara karışsın istemiyorum. Çünkü bayağı uğraştırdı bizi. Kitap 1 diye ya da soru 12 diye mi? Soru 12 mi neydi? Soru 11. 11'e 2 dedim. Şöyle kaydettirdim. Bunu kaydettim. Niye kaydettim? Çünkü bayağı uğraştık gördüğünüz gibi. Kaybedilmesini istemiyorum. Hani şimdi yanlışlıkla bir şey olur falan. Bilgisayar hani programı kapatmamız gerekeceği olur. Ya da bilgisayar kapanır. Onun için kaydettim. Siz de kaydetmenizi tavsiye ederim. Kaybolmaması için. Hatta her işleminizin ardından bir şey bile yeridir diyebilirim. Bu tip işlemlerde kayıplar olabiliyor. Şimdi her şeyimizi yazdık. Kısıtlarımızı girme vakti. Çözücüyü çalıştıracağız yani. Hedefimiz Toplam sapma enerji indirgemek olduğu için toplam sapmanın hücresini seçtim. Sonra geri geliyorum. En küçük değerini bul dediğimiz için en küçük dedik. Sonra da değişecek olan yerler bu renkli olan ve k artı k eksiği kapsayan yerler olacağı için buraları seçtim. Sonra da kısıtlar birinci kısıtımızı hemen ekliyorum. Şöyle ki hedeflerimizi seçiyorum. Eşit ol diyorum eldeki değerlere. Buna göre işlem yapması için ilk kısıtımızı girdik. Sonra <laughs> bu alt sınırlarımızı belirlediğimiz alt sınırlarımızı seçiyorum. Küçük ol birinci temsilciden. Yani birinci temsilci sıfırın altına inemesin dememizi tanımladık şu an. Aynı şekilde şimdi bunu ikinci temsilci ve üçüncü temsilci için de belirliyorum. Hatta pardon bir öncekinde şey girmedim. Onu da düzelteyim hemen. Şu alt sınırlar k artı k eksiye kadar gitmek durumunda. Çünkü hepsini belirliyor. Bakacağım şimdi. Şunu düzenlemesini belki yapabilirim. P4, P6. Bunu yazmışız. Bunu yanlış yapmışım. Bunu düzeltiyorum. Şöyle düzeltiyorum. Alt sınır dediğim gibi, birinci temsilci için de k artı eksi kadar gitmeli. Hemen şunu düzelteyim. Üçüncüyü yapayım sonra. Ekle dedim. Düzenlemesini yaptım. Sonra geldim. Ee, yine k art eksiye kadar alt sınırımız olan yeri belirledim. Sonra da aynı şekilde üçüncü temsilcinin satırını seçerek bunun da alt sınırını belirledim. Sonra şuradaki hata önleme satırı hata önleme satırını şöyle seçtim gördüğünüz gibi bunu diyorum ki sen eşit olmalısın üst sınır dediğimiz satırla diyorum ve e, böyle tanımlamasını yaptım. Sonra e, buradaki temsilci satırıyla birinci temsilci satırını seçiyorum küçük kal üst sınırlardan ya da eşit ol. Yani demek istediğimiz olay şu. Sıfırla bir arasında kal. Yani bir olabilirsin ya da sıfır olabilirsin demek istiyoruz. Bunu belirledik şu an birinci temsilci için. Aynı şekilde ikinci temsilci için de aynı şeyi tanımlamasını yapıyorum. Diyorum ki birden büyük olmaya da 1'e eşit ol demek istiyoruz. Sonra aynı şekilde üçüncü temsilci için tanımlamamı yapıyorum. Farkındaysanız. Sadece k artı k eksi dışındaki yerle üst sınırların hani eşitlendiği yeri seçiyorum bunu yaptık. Sonra başka neyimiz var ona bakıyorum. Farklı bir kontrol. Bir eksiğimiz var mı? Heh. şu vardı. Şu renkli olan yerler hatta değişen yerler var ki artık eksi dahil. Bunlar tam sayı olmak zorunda, Küsüratlı sayı olamaz. Onun için bunu da ekledim. Başka neyimiz var? Onları kontrol ediyorum. Başka bir durumumuz şu anlık görünür üzeri yok gibi. Bunu da eklemişken bunları da bir kaydedelim şöyle. YTS'yi kaydettim. Sonra çözücüyü açıyorum ve diyorum ki bana en ideal değeri bulacak şekilde çalıştırıyorum şu an çöz. Çöz dedim. Şu an bekliyorum. Bu biraz zaman alabilir. Umarım hızlıca çözer. Hızlıca çözemezse de kaydettiğimiz için kapatıp açıp tekrardan sadece çöz işlemiyle çözücü sonucunu bulabilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Bu şekilde işlemleri ilerletebilirsiniz. Şimdi bekliyorum. Şurada görüyorsunuz işlemler sürüyor. Alt problem deneme çözümü falan yazarak bize çözüm bulmaya çalışıyor şu an Excel. Umarım bir şey unutmamışımdır diye düşünüyorum yani. Şu an işlemler sürüyor. Bazen kısa sürebiliyor, bazen uzun sürebiliyor. Bunun zamanını belirleyemiyorum. Gördüğünüz gibi bir sonuç buldu bize. Şimdi sonuç buldu. Şimdi en az sapma 225 diye buldu. Şimdi bizim önemli olan durumumuz şu. Eldekileri 300-300 eşitledi ama esas durumumuz şu. Birinci temsilci 343'lük getirge yapmış. İkincisi 323, üçüncüsü de 309. Aralarında bir biraz aşım var. Fark tabii olacak ama çok fark var. Şimdi şöyle bir düz mantık yapacağım. 43'ü 23'ü topla ne yaptı? 66. 66'yı 9 daha ekledim mi? Oldu sana kaç? 75 falan yapıyor. 75. Şimdi 3'ün arasında 300'lerin üstüne çıkılmış değer 75. 75'i 3'e bölecek şekilde yeni hedefimi belirliyorum. Çünkü 3'ü de 300 üstüne eklenen değerleri hani küsuratlarını toplayınca 75 çıkıyor. 75'i 3'e böleceğim 3 tane hedefimiz olacağı için 325 olarak belirleyeceğim yeni hedefimizi. Çünkü en ideal değeri buldurmak istiyorum. Onun için yeni hedefimizle beraber kaydediyorum yine tekrardan ve çözücüyü tekrardan çalıştırmasını isteyeceğim kendisine. çözücü çalıştır diyorum. Umarım hızlıca çözer yine. Biraz bekliyoruz. Yeni hedefimizle beraber işlemimize devam ediyoruz. Yeni hedefimizin sebebinin neden olduğunu anladınız herhalde. Üçünün de eşit değerleri bulması amacıyla bir beklentimiz olduğu için ortalama bir değeri biz verelim. Müşterilerin bakiyeleri eşliğinde bize bulabileceği en iyi sonuçları versin diye bu şekilde bir şekillendirme yaptık. <laughs> Şu an bekliyoruz. Umarım bu ikinci işlemimizi de hızlıca görebilir diye bekliyorum. <laughs> Neden böyle söylüyorum? Çünkü ben daha önce sizden evvel denedim. Bayağı bir bazen böyle takılıyor, bazen oluyor, bazen olmuyor. Şöyle ki Excel dediğim gibi takılabiliyor. İşlem hatasından dolayı değil yani. Bilgisayar tabii ki de eski ve da yeni olma durumuna göre de tabi etkiliyordur bu durumu şu an bekliyorum <laughs> Evet arkadaşlar sonucu buldu. Yaklaşık bir 10 dakika sürdü. Bu arada ekranı hızlandırmışımdır. Gördüğünüz üzere bir ara kapattım açtım mecburen Excel'i. O arada ufak bir takıldı program. Onu da nasıl yaptım diye sorarsanız CTRL e alt ve sonrasında delete'ye basılı tuttum. Delete'ye bas, bas, çek şeklinde. Mecburen Excel'i dışarıdan bir elle kapatmak zorunda kaldım. Çünkü takıldı o. Hata verecek gibiydi kapatıp açtım. E, yapılan işlemleri buradaki orta renkli olan yer ve şurada artı eksi yazan yere sıfırladım ki kafası daha fazla karışmasın. Yeni hedefimizi olduğu gibi yine bıraktım ve ona göre işlem yaptırdım. Gördüğünüz gibi hata önlem, hepsi bir verdi. Yani hiçbir sıkıntı yok. E, ve sonuç olarak hedefe en yakın şekilde hepsi buldu. Bir tanesi hedefe tam ulaştı. Birinci temsilci 325'lik bir satış yaptı. Diğeri, e, ikinci temsilci 324 ve diğeri de 326. Yani birisi tam hedef, diğeri bir altında birisi bir üstünde şeklinde. Hepsi eşite yakın şekilde kazançlar getirdi şirkete. Şimdi nasıl çalıştığı ile alakalı durumu bir sağlamasını hızlıca yapıp ardından videoyu tamamlayalım. Şu şekilde. Üçüncü temsilci gördüğünüz gibi A müşterisiyle ilgilenmiş. Üçüncü temsilci sadece yani A müşterisi sadece bir kişiyle muhatap olduğu için farkındasınız 001 topladığında bir ata önleme bu şekilde çalışıyor. Diğerleri de keza aynı. Şimdi birinci temsilci kimlerle muhatap ve sayalım. D müşterisiyle muhatap bir. İkincisi F ile üçüncüsü G ve dördüncüsü H ile beşincisi de L ile muhatap olmuş. Yani birinci temsilci beş kişiyle muhatap. Burada da birinci temsilcinin beş kişiyle muhatap olduğu gördüğünüz gibi yazıyor. Aynı şekilde şöyle bir durum da görünüyor. Nerede? İkinci temsilci bir, iki, üç, 4 müşteriyle muhatap. Burada gördüğünüz gibi 4 yazıyor. Üçüncü temsilci keza e, 1, 2, 3, 4 müşteriyle muhatap. Gördüğünüz gibi 4 müşteri muhatabı var. Burada yazıyor. Ve toplam sapmayı da gördüğünüz gibi 3.25'lik bir sapmayı ikinci temsilci. <laughs> bir, e, üç, üçüncü temsilciye de 3.25'lik sapma daha vermiş. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir sapma değeri elde ederek sonuca ulaşmış olduk. Şimdi ben bir şey kontrol edeceğim. Şuradaki değerlerle alakalı bir şey yaptık mı? Yok. Burada mesela şu kısıtı unutmuşuz. Siz bu kısıtları da eklemeyi unutmayın. Şöyle bir kısıt daha normalde eklememiz lazım. Hatta onları da hızlıca ekleyeyim. Normalde şunlarda alt sınırda unutmayın ki bu alt sınırı buraya küçüktür deyip buraya tanımlamamız lazımdı. Ben hatta tanımlayıp öyle tamamlayayım ekranımı. Bir hata olursa da şu anki ekranımız doğru sonucu verdi. Onu söylemiş olayım. <laughs> Şu şekilde yapıyorum. Ekle diyorum. İki kısıt daha ekledim. Bu alt ve üst sınırları eklememiz de önemli. Neticede. Onları muhatap alsın. Şu an muhatap alarak sonuç buldu. Ee, bir risk alıp çalıştıracağım. Ee, belki hızlıca bir sonuç yine aynı sonucu bularaktan bize bir görüntü verir. Görüntü veremezse de zaten e, bu uğraşırken elimizdeki en üst sonuç bu olduğu için bunun dışında videoyu tamamlarız diye umuyorum. <laughs> Çünkü size eksik kısıtla bir sonuç vermek istemiyorum arkadaşlar. hızlıca bir işlemini yapsın. Çok uzun sürmezse dediğim gibi sonuçlandırırız işlemi. Şurada 2000 küsür oldu. Bu 5000 küsürlerde de şeylerde bitmezse sizle beraber videoyu sonlandıralım. Sonucu ona göre bakarız. Şu an 3000'lere doğru gitti hızlıca. Dediğim gibi bir 5000'li bekleyelim. Sebebi şu yeni kısıtlarımızı da ekledik. Onun dışında da aynı sonucu versin ya da benzer işlemde farklı sonuç verebilir. Çünkü neçede buraya 325 veriyorsa bu 325'i buraya verir. Aynı sonucu yine bulur. Ya da 325 en alta verir. Aynı sonucu yine bulur. Ama yani birinin 325 diğerinin 324 diğerinde 326 çıkacağı sonuç çok çoğunlukla değişmez. Muhtemeldir yani. Onu söylemiş olalım. Şimdi bu 5000'e geldi. Bir sonuç bulacak mı? Ekran verecek mi? Ona ben ediyorum. <laughs> Gördüğüm üzere <laughs> daha hala sonuç vermedi. Biz bu arada videoyu bitirelim. Dediğim gibi sonuç yine benzer şekilde çıkacak. Bir hata verirse zaten dediğim videonun hızlandırdığım kısmında yaptığım işlemi siz de yapın. Excel'i dışarıdan belli kapatın. Tabi kapatmadan önce işlemleri yapmadan, çözücü çalıştırmadan önce Excel'inizi kaydedin ki yaptığınız işlemler kaybolmasın. Bu şekilde söylemiş olayım. Bunun dışında evet sonuç geldi çok güzel. Gördüğünüz gibi sadece sırası değişti. Birinci temsilci 325 yine ama alttaki ikilinin yeri değişmiş oldu. Bu şekilde işlemi sonuçlandırmış olduk gördüğünüz gibi. Ve müşterilerin yeri değişmiştir sadece gördüğünüz gibi. Bu şekilde işlemi tamamladık. Evet arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yer olursa videoyu ileri geri sararak anlayamadığınız yeri tekrar izleyerek anlamaya çalışırsınız. Fikirlerinizi yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak bunu bana gösterebilirsiniz. Kanalıma destek olmak için de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.